Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bu sevimli kaplumbağaya şapka öreceğiz. Birlikte başlayalım. Gazalan ipi arkadaşlar, böyle fazla vardı. Sırtında kullandığımız ipin. Şimdi sihirli halkamızla başlayalım. Her zamanki gibi sihirli halkamızla, şapkamızla başlıyoruz. Ve içine 10 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şöyle kapatalım, sıkılayalım. Ha, pardon, tığımın numarasını göstereyim. 2,10 milim, her zamanki tığımı kullanıyorum. Çünkü elim buna alıştı. Bu şekilde ördük. Şimdi bir zincir çekelim. Her halkamızın içine iki sefer sık iğne örelim. Şu şekil. Bir. Aynı halkaya iki. Bir. İki. 10 tane sık iğnemizin üstüne 20 tane sık iğne doldurmamız gerekiyor. Her halkaya iki sefer dolgu örerek 20'ye yükseltiyoruz. Her halkamızın içine iki sefer sık iğne dolduruyoruz. 20 tane sık iğnemiz oluştu. Sıra sonuna geldik. Şuradan CC yöntemiyle kapatıyoruz. Üçüncü sıramıza geçelim. Üçüncü sıramızda eksiltme, artırma olmadan 20 tane sık iğne örerek sıra sonuna gelelim. 1 2 3 4 5 19 20 arkadaşlar. 20 tane sık iğnemiz oluştu. Sıra sonuna geldik. Arkadaşlar, birinci sıramız 10, 20, 20. Şimdi dördüncü sıramıza geçtik. Dördüncü sıramızda bir tane zincir çektik ve ilk halkamıza sık iğne ördük. İkinci halkamıza sık iğne ördük. Üçüncü halkamızdan bir tane artırma yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemiz oluştu. 4, 5, 6, 2 tane sık iğne ördük. Tekrar artırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sık iğnemiz oldu. 9, 10, 11, tekrar batıyoruz. 12, 13, 14, 15, 16. 2 tek, 1 çift olarak sıra sonumuza geliyoruz. 1, 2 tek, 1 çift. Şimdi buradan CC yöntemiyle sıra sonumuza geldik ve bağlantımızı kurduk. Şimdi artırma, eksiltme olmadan sayalım arkadaşlar. Kaç tane sık iğnemiz oluşmuş? 1, 2, 3, 4, 5. sıramızdayız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane sık iğnemiz olmuş. 10, 20, 20, 25, 25. Şimdi CC yöntemiyle birleştirdik ve şu kısımdan göstereyim. Yine 25 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar böyle. Sıra sonuna kadar. Sıra sonumuz burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Böyle sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. 25 tane. 25 tane kenarımızı ördük arkadaşlar ve sıra sonumuza geldik. Yine CC yöntemiyle birleştirdik. İkinci sıramızı normal bir şekilde yine 25 tane sık iğne örüyoruz. İkinci sıramızda şöyle şu şekil aldı. 25 tane tekrar dolanalım sıra sonumuza kadar. Aynı şekil. Bu sefer normal bir şekilde örüyoruz. Tekrar 25 olarak dolandık. Sıra sonumuza geldik. Şimdi 25, 25, 25, 3 sıra ördüm ve sıra sonuma geldim. Tekrar CC yöntemiyle birleştiriyorum. Ve burada artırma yapacağım arkadaşlar. 25, 25, 25, 3 sıra. Şimdi bir zincir çekiyorum ve artırmalarıma başlıyorum. Bir tek örüyorum. Bir çift. Bir. İki. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift olarak bu sıramı tamamlıyorum. Bir tek. Bir çift. 3 sıra 25 25 ördükten sonra burada artırma yaptım. Bir tek bir çift. Birinci sıra. Bir tek bir çift olarak tamamladık. On, 20 20 25 25 25 25 25. Şimdi bu sıram ne kadar olmuş? Sayalım ve bir tek bir çift örmüştük. Şimdi bir tek, iki tek, üçüncü çift atalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çift atalım. Yedi, sekiz, dokuz, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Yine 2 tek bir çift olarak örüyorum. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33,
34, tekrar çıt batıyorum. 34, 35, 36, 37, 38, tekrar çıt batıyorum. 39, 40, 1, 2, 42, tekrar çıt batıyorum. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Tekrar sıra sonumuza geldik. 48 olarak. Bir çift olarak sonlandıralım. Yine aynı yerlerden artırıyoruz arkadaşlar. Çok kolay. 2, 3 tek, 1 çift. 1, 2, 3 tek, 1 çift. Bir tek, iki tek, üç tek, dördüncü çift olarak bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi CC yöntemiyle sıra sonuma geldik ve şapkamız oluştu. Şimdi kaç tane oluştuğunu sayalım arkadaşlar. Artırma, eksiltme olmadan düzleyelim. Dümdüz olsun. Artırma, eksiltme olmadan her halkamıza batarak sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54. Sıra sonumuza yaklaştık. 54, 55, 55 arkadaşlar sonlandırdık. Sıra sonumuz, şapkamız oluştu. Elli beş ile sonlandırdık. Şimdi ipimizi çok güzel oldu. Arkadaşlar böyle güzel olsun diye şuradan CC yöntemiyle bir siyah koton ip gelelim arkadaşlar. Yine aynı iplerimiz. Ya ip evde ne varsa onunla da yapabilirsiniz. İlla şart değil. Şuradan
da şöyle CC yöntemiyle bir süs yapalım. Şu şekil. Aynı hizada sıra sonumuza kadar bu şekil böyle şu sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonumuza geldik. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bunu buraya monte edeceğiz. Şöyle şuralardan şöyle dikeceğiz arkadaşlar. Buraya azıcık elyaf dolduralım. Fazla da doldurmayalım ve şöyle şu şekil dikelim buraya.